toplumsal değişme ile ilgili soru çözmeye devam edelim. Diyor ki bu görüşe dayanarak aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir? Bakalım görüş nedir? Asya bozkırlarında zaman zaman görülen kuraklığın yol açtığı göçler katı bir hiyerarşiye ve güçlü geleneklere dayanan geniş aile yapısını ortaya çıkarmıştır. Kuraklığın yol açtığı göçler katı bir hiyerarşiye ve güçlü geleneklere dayanan geniş aile yapısına yol açmış. İnsanları ayrı ayrı yerleşmeye zorlayan Norveç fiyortları ise bireyciliğe yol açmış. Şimdi buradan hangi genellemeye ulaşabiliriz bakalım. Doğa koşulları değişmese de toplumsal yapı zamanla değişir. Aile yapısı değiştikçe toplumsal yapı değişir. Doğa koşulları toplumun yapısını etkiler. Tam olarak bunu söylemiş. Kuraklık doğayla ilgili bir süreç ya da Norveç fiyortlarının oluşması doğayla ilgili bir süreç ama neye yol açmış? Toplumun yapısındaki değişikliklere yol açmış. Dolayısıyla cevabımız C. 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı'nda devletin bütün uyruklarının can, mal ve ırz güvenliğinin sağlanacağı, vergi ve askerlik işlerinde bir düzene bağlanacağı belirtilir. Bu fermanla eğitim, askerlik, yönetim, hukuk gibi alanlarda bir dizi reformun temelleri atılır. Mutlak monarşiyle yönetilen ülkede ferman, padişah ve sadrazam tarafından mutluklarla anlatılır. Bununla da yetinilmez, Fermanın Rumeli ve Anadolu'da benimsenmesi için halkın saygı gösterdiği ulemadan iki kişi eyaletleri dolaşarak fermanı anlatmakla görevlendirilir. Diyor ki parçada tanzimat fermanı ilan edilmiş sonra da benimsenmesi için mümkün olduğu kadar çok halka anlatılmış. Diyor ki bu parçadan toplumsal değişimle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Kendiliğinden meydana gelen değişmeler daha etkilidir. Burada kendiliğinden meydana gelen bir değişme yok bir kere. Gayet bilinçli bir değişim var. Planlı bir değişim için otoriteye ihtiyaç vardır. Olabilir ama burada otoritenin üzerine yapılan bir vurgu yok. Toplumdaki değişimin hızını ve yönünü belirlemek gerekir. E tabii ki gerekir de hani burada bununla ilgili bir şey söylenmemiş. Değişimde eğitimin önemli bir rolü vardır. Eğitim yok. Değişimin kalıcı olabilmesi halkın desteğine bağlıdır bizim doğru cevabımız. Geleneksel toplumlarda görülen geniş aile tipi endüstrileşme ile birlikte yerini çekirdek aile tipine bırakmaya başlamıştır. Bu gözlem aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olabilir? Tabakalaşma var mı? Burada hayır yok. Sadece endüstrileşme diye bir etki var. Bu etkiyle birlikte aile tipi değişmiş. Sosyal dayanışma var mı? Hayır. Sosyal değişme var mı? Evet. Doğru cevabımız C. Eskiden aşıklar diyar diyar gezerek halkın dertlerinin duyurulmasına aracılık ederlerdi. Kars yöresinden bir aşık, büyük bir sevdayı, Sivas yöresinden bir aşık köyündeki yoksulluğu şiirine, türküsüne döküp diğer insanlara ulaştırırdı. Bugün basın ve televizyon var. Bu nedenle ülkemizde aşık geleneği sona eriyor. Bu parçada aşık geleneğinin son bulması hangisine bağlanmış? Niye son buluyormuş? Basın ve televizyon olduğu için. Toplumsal gereksinimlere. Hayır, teknolojik değişmelere. Basın ve televizyonun varlığı teknolojik bir değişmedir. Dolayısıyla burada da aşık geleneğinin sona ermesini buna bağladığı için cevabımız B olacak. İş bölümündeki farklılaşma. Hiç böyle bir şeyden bahsetmedi. Bilgi birikimindeki çeşitlenmelere, hayır, bireyler arasında dayanışmanın azalmasına. Cevap B seçeneği. Kış mevsiminin uzun ve soğuk olduğu Erzurum'da yaşam daha çok kapalı mekanlarda geçer. Bu mekanlar arasında kahvehanelerin ayrı bir önemi vardır. Bazılarında bir şeyler okunabilir, seyyar satıcıların uğrak yeri olan bazılarında alışveriş yapılabilir, bazılarında aşık atışmaları dinlenir ve toplumsal konularda yorumlar yapılır. Kış mevsiminin bu kadar uzun ve sert geçmediği yörelerde kapalı mekanlardaki sosyal etkileşim bu derece zengin değildir. Bu parçada toplumsal yaşamın özellikle hangi yönü üzerinde durulmaktadır? Zaman içinde değişikliğe uğraması, insan ilişkilerinin sonucu olması, bireysel davranışlara yön vermesi, belirli kurallara dayanması, doğa koşullarından etkilenmesi. Şimdi bu dört tane seçenek Elbette ki toplumsal yaşamla alakalı kesinlikle alakalı ama burada bahsedilen kış mevsimi uzunsa Erzurum gibi bir yerde toplumsal yapı daha farklı şekillenmiş. Kış mevsiminin o kadar uzun olmadığı yerlerde kapalı mekanlardaki sosyal etkileşim Erzurum kadar kuvvetli değilmiş. Dolayısıyla doğa koşulları toplumsal yaşamı etkilemiş cevabımız E seçeneği. Güney Pasifik'te yer alan 10 bin civarında nüfusa sahip Tuvalu devleti yakın zamana kadar dünyanın en yoksul üç ülkesinden biriydi. İnternette kendisine verilen TV ülke uzantısı milyonlarca dolara bir şirkete satılınca ülke bir gün içinde zenginleşti. Ancak tuvalı yok olmak üzere. Deniz seviyesinin 3 metre üstündeki bu ada devleti küresel ısınma sonucu 15-20 yıl sonra suların altında kalma tehdidiyle karşı karşıya. Yine de ellerine geçen parayla tüketim ruhunu bir çırpıda benimseyen ada halkı harıl harıl otel, lokanta, gece kulübü inşa etmeye başladı. Hatta yer kalmadığı için mezarlıkların üstüne bile binalar yapıldı. Adanın yolları geniş genişletildi, asfaltlandı, bazı yeşil alanlar oto mezarlığına dönüştü. Bunların sonucunda yeni yaşam tarzıyla birlikte ada halkında aşırı şişmanlık, şeker, yüksek tansiyon gibi hastalıklar hızla arttı. Adadaki biz duygusu yerini ben duygusuna bıraktı. Şimdi ne olmuş? Adada internetin gelmesiyle birlikte çok ciddi anlamda değişimler ortaya çıkmış. İnternetin gelmesiyle birlikte dedim. Çünkü burada 2012'de çıkmış bir soru bu. Burada öğrencilerin hepsi buradaki toplumsal değişmeyi bilim ve teknolojiye bağladılar. Oysa paragrafta evet internetle birlikte ekonomik yaşamda bir değişim olmaya başladı. Önce milyonlarca dolara bir şirkete satıldı. Bağlantı ülke zenginleşti. Ülkenin zenginleşmesi sonucunda böyle bir değişim yaşandı. Dolayısıyla cevap bu çeldirici bir şık olmakla beraber B seçeneği olacak yani ekonomi. Müzik